Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 56. bölümüyle karşınızdayız. Bugün nöbetleşe dışlanma, göç ve sosyal dışlanma döngüsü başlıklı. İletişim Yayınları'ndan 2020 yılında yayınlanmış kitap üzerinde duracağız. Eserin yazarı, konuğumuz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Mim Sertaç Tümtaş. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar. Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz ve elinize sağlık. Böyle bir kıymetli çalışmayı bizim seyircilerimizle paylaşacaksınız yayınımızda. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hocam göç olgusu çok kritik aslında bütün dünya tarihi boyunca diyebiliriz. Hep filmlerde denir ya, ya birinin gelmesiyle başlar bir olay ya da birinin oradan gitmesiyle, yani hareket halinde olmakla aslında. Göç meselesini zaman zaman gündemimize alıyoruz ama Türkiye, özellikle Anadolu coğrafyasını düşündüğümüzde her zaman aslında en kritik konulardan birisi. 2010 yılında Arap isyanları ya da ne denir, Arap Baharı ya da Arap ayaklanmaları süreciyle birlikte başlayan ve 2011'de Suriye'de iç savaşla maalesef sonuçlanan süreçte Türkiye'nin güney sınırından, Türkiye-Suriye sınırından milyonlarla ifade edebileceğimiz Suriyeli mülteci, ama mülteci statüsünde olmayarak Türkiye topraklarında yaşıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bir arada yaşadığımız bir toplumdan bahsediyoruz. Ama ne kadar kaynaştık, ne kadar bir toplum olma halindeyiz. Biraz bu sosyal dışlanma kavramı üzerinden de meselenin bu kısmına bakacağız diye düşünüyorum. Şimdi hocam şöyle başlamak istiyorum. Şimdi göç meselesi, hangi göçten bahsediyoruz? Siz kitabınızda hangi göç kavramı üzerinde durdunuz? Bununla genel bir giriş yapmak istiyorum. Politik Akademi'nin adeti gibi oldu hocam. Önce kavramlarla başlıyoruz. Bunları açıklayıp sonra örnek olayımıza geçeceğiz. Kitabınızın da böylelikle izleyeni de takip etmiş oluyorum ben yayınımızda. Sizin incelediğiniz göç tipinin hocam, sosyal işlenme meselesi üzerinde baktığımızda diğerlerinden temel farkı nedir? Ve göç mekansal ve toplumsal yapıyı nasıl etkiler hocam? Kısaca bunu tarif ederek başlayabilir miyiz? Teşekkür ederim söyledikleriniz için en başta. Şimdi göç olgusu, baktığımız zaman iki mekan arası yer değiştirme sürecinin çok daha ötesinde anlamları artık bünyesinde barındırdığını görüyoruz. Özellikle az önce sizin de söylediğiniz gibi Anadolu coğrafyası işte göçün hem geçiş güzergahında hem de doğrudan doğruya göçün merkezi olma pozisyonunu yıllardır, onlarca yıldır, hatta belki yüzyıllardır koruduğunu söyleyebiliriz. Türkiye toprakları da baktığınız zaman göç sürecine aslında çok yabancı bir ülke değil. Zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren göçle tanıştığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz mübadele dönemi, 50'ler 60'lar hızlı bir göç ve kentleşme süreci ve nihayetinde Türkiye'nin aslında göçü asıl olarak hissettiği, göçün etkisini asıl olarak hissettiği yılların 90'lı yıllardaki Kürt göçüyle beraber, Kürtlerin batıya göçüyle beraber etkisini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz kitapta geçtiğimiz 90'lı yıllarda, geçtiğimiz yıllarda travmatik bir şekilde göçü yaşayan bir toplumun tekrar 2011 yılında aynı travmatik, benzer travmatik boyutta tekrar aynı süreci yaşamalarını ifade eden zorunlu göç boyutunu ele aldık. Dolayısıyla göçün etkileri kısmında tartışılması gereken en önemli nokta, göçün gerekçesine karşı gerekçeleriyle birlikte ortaya çıkan zorunlu göçü kastediyorum. Göçün gerekçeleriyle birlikte ortaya çıkan bir boyut. Dolayısıyla göçün etkilerini konuşmamız gerekirse göçün gerekçesine bağlı olarak etkilerini konuşmamız gerekiyor. Çünkü sosyoekonomik içerikli göçlerle doğrudan doğruya insan yaşamını hedef alan ya da siyasi baskıları hedef alan, doğrudan doğruya can güvenliğini ifade eden göçlerin etkilerinin birbirinden farklılaştığını söyleyebiliriz. Nitekim 90'lı yıllarda bunu ülke içinde yaşadık. 2011 yılından itibaren de sizin de söylediğiniz gibi Arap Baharı dediğimiz sürecin bir yansıması olarak Suriye'de yaşanan protesto gösterilerinin iç savaşa dönüşmesi ve akabinde 4 milyona, bugün sayısı 4 milyonun üzerinde olan, kayıt dışılarla beraber 4 milyonun üzerinde olan Suriyeli mültecilerin ülkemize zorunlu göçlerini aslında ne yapabiliriz? İrdeleyebiliriz bu şekilde hep beraber.
Dolayısıyla göçün toplumsal ve mekansal yapıya etkilerini zorunlu göç çerçevesinde ele aldığımı söyleyebilirim. Baktığımız zaman özellikle kitlesel göçlerde çok sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ya da mekansal olarak göçün etkilerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mekansal olarak baktığımızda biliyorsunuz zaten Türkiye'nin 50'li 60'lı yıllardan itibaren bir gecekondulaşma olgusu söz konusu. Bu gecekondulaşma olgusunun doğrudan doğruya ekonomik içerikli göçlerden kaynaklandığını ne yapabiliriz, söyleyebiliriz. Klasiktir zaten göç yazınında, göç literatüründe 50'li 60'lı yıllardaki kırsal alandaki makineleşme ve akabindeki kırsal alandaki nüfusun, atıl nüfusun kentlere doğru hızlı bir göçü söz konusudur. Bu da hazırlıksız olan kentlerde gecekondulaşma olgusunu gündeme getirmiştir. Yine aynı şekilde kırdaki iticilikten kaynaklanan bir göç olgusu ortaya çıktığı için yani kentin sanayisi ya da kentin ekonomisinin talebi doğrultusunda gerçekleşmediği için en formal üretim ve istihdamın da yine göçün etkileri kısmında tartışılması gereken olgulardan olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu anlamda gecekondulaşma, enformelleşme ve akabinde tabii ki olmazsa olmazımız yoksulluk ya da kentsel hizmetlerinden mahrum kalma tartışmalarının da bu boyutta gündeme gelebildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye hemen her dönemki göç hareketlerinde bu olgularla aslında karşılaşmıştır, yüzleşmiştir diyebiliriz. Özellikle 90'lı yıllarda kitlesel bir şekilde yaklaşık yine 4 milyonluk bir Kürt göçünden söz ediyorduk Türkiye'nin batısına doğru. Aynı benzer süreci bugün yine 4 milyonluk bir Suriyeli göçünden sonra hem gecekondulaşma, hem enformelleşme, hem yoksulluk, sağlıksız konutlarda yaşam gibi mekansal boyutta tartışılacak ya da kentsel hizmetlerden mahrum kalma gibi mekansal, fiziksel boyutuyla tartışılacak etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz göçlerin. Ama tabii ki bundan çok daha öte, çok daha derin anlamları taşıyan toplumsal boyuttaki etkileri mevcut. Baktığımız zaman literatüre göçün toplumsal yapıya etkileri noktasına baktığımızda kültürleşme tartışmaları ortaya çıkabilir, çok kültürlülük tartışmaları ortaya çıkabilir, entegrasyon tartışmaları ortaya çıkabilir, asimilasyon tartışmaları ortaya çıkabilir, sosyal ayrışma ve nihayetinde en istenmeyen boyut sosyal dışlanma tartışmalarının yine göçün toplumsal yapıya etkileri kısmında ortaya çıkabildiğini görebiliriz, söyleyebiliriz. Tabii bunların içerisinde az önce söylediğim gibi en istenmeyen boyutta olanı sosyal dışlanmadır. Tam bu noktada ben de araya girmek istiyorum hocam. Siz göç meselesini, göç olgusunu zaten sosyal dışlanma kavramını merkeze alarak işliyorsunuz. Ve buradan hareketli aslında orijinal bir kavram kullanıyorsunuz. Nöbetleşe dışlanma. Nöbetleşe yoksulluk, pardon hocam sesinizi. Nöbetleşe yoksulluk kavramından türeterek nöbetleşe dışlanma kavramını kullanıyorsunuz. Onu da açıklamanızı rica edeceğim. Şimdi dediniz ki göç olgusu birçok açıdan toplumları aslında etkiliyor. Bunun en istenmeyen aslında boyutu da sosyal dışlanma. Yani geldikleri topluma entegre kelimesini çok doğru bulmuyorum hocam. Ben iletişime geçememek mi denir? Yani çünkü entegrasyon sanki hiyerarşik geliyor bana. Yani bir tarafın diğerine entegre olması gibi ama bir iletişim hali olması gerekiyor aslında birlikte yaşamak için. Bilmiyorum hani naçizane ben böyle bir yorum yapıyorum kendimce. Nöbetleşe dışlanma kavramını kısaca açıklayarak hocam devam edebilir miyiz? Tabii ki. Aslında o sözünü ettiğiniz şey göçmen grupların iletişimden mahrum bırakılması diye bir parantez açayım da son söylediğinize ek olarak oradan devam edelim. Tabii ki nöbetleşe dışlanma kavramı orijinal bir kavram, evet, ama orijinal bir kelimeden türetilmiş bir kavram. Biliyorsunuz 2000'li yılların başında Oğuz Işık ve Melih Pınarcıoğlu hocalarımız nöbetleşe yoksulluk diye bir kavram ortaya attılar. Yoksulluğun devredildiğini, yani göçmen grupların birbirlerine yoksulluğu devrettiği bir süreci ifade ediyordu. Ben de sosyal dışlanma kavramını çalışırken özellikle araştırma sonucunda tamamen tesadüfi bir şekilde
etnokültürel kimliklerin birbirlerini dışladığı bir sürecin oluştuğunu hissettim. Onu gördüm verilerden ve onun üzerine bu kavramı nasıl ifade edebilirim diye düşünürken yıllar önce iki değerli hocamızın ortaya attığı nöbetleşe kavramının bu dışlanmanın sürekliliğini ya da döngüsünü sağladığını ifade eden çok önemli kavramlar olduğunu düşünerek yine nöbetleşe dışlanma üzerinden devam edilmesi gerektiğini düşündüm. Baktığımız zaman nöbetleşe dışlanmayı ben nasıl tanımlıyorum? Kente önceden gelen ve baktığınız zaman kentin yerlilerince farklı etnokültürel özelliklerde olmalarından dolayı dışlanan göçmen grupların süreç içerisinde kente yerleşikleştikçe kendilerinden sonra gelen göçmen gruplara karşı kentin yerlileri ile birlikte başlattıkları bir ya da sürdürdükleri, başlatıp sürdürdükleri bir sosyal dışlanma döngüsünü ifade ediyor nöbetleşe dışlanma kavramı. Yani göç ve sosyal dışlanma üzerine kurulmuş bir yapı mevcut diyebiliriz nöbetleşe dışlanma kavramında. Hocam nöbetleşe dışlanma kavramını anlamayı ben şu açıdan da önemli buluyorum. Çünkü düz mantıkla baktığımızda aslında empati kurma yeteneğinin daha fazla olmasını beklersiniz. Göç eden bir toplumun, yerleşik bir topluma göre. Hangi toplumlar ne kadar yerleşiktir zaten bütün toplumların tarihinde göç hikayesi var muhtemelen ama daha yerleşik olanlara göre diyelim. Ama bu arada çok daha tansiyonu yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de bir arada yaşama üzerine ben hep düşünüyorum bu göç meselesini ve sosyal dışlanma mevzusunu. O yüzden bunu anlamaya da kıymetli buluyorum. Nasıl gelişiyor orada, dinamikler nasıl işliyor ki bu dinamiklere karşı nasıl bir mücadele süreci verilebilir ya da nasıl politikalar üretilebilir? Bu anlamda da oldukça kıymetli bir kavram. Lafınızı kestim hocam, lütfen oradan devam edin ama şunu da sormuş bulunayım. Çalışmanızın yöntemi ve neden Mersin diyeyim. Çünkü siz yayınımızda da biraz konuşma fırsatımız buldu. Evet. Oldu sizinle. Neden Mersin ve bizim için ne anlam ifade ediyor Mersin ve buradan genele projeksiyon tutabiliyor muyuz hocam? Evet. Şimdi ben aslında çalışmanın ortaya çıkış hikayesini anlatırsam hepsinin cevabını birlikte vermiş olabileceğimi düşünüyorum. O yüzden oraya devam edeyim müsaadenizle. Hı hı. Göç ve sosyal ayrışma üzerine. Şimdi Mersin benim bildiğim bir kent. Yıllarca yaşadığım bir kent. Yüksek lisans, doktora ve doktora sonrasında ya da aynı süreç boyunca yaptığım bir sürü çalışmalarda örneklem olarak aldığım bir kentti. Göç ve sosyal ayrışma üzerine bir çalışma yapıyordum. Yaptığım hani kenti görüyordum sosyomekansal olarak yıllarca 90'lı yıllardan itibaren Kürtlerin yaşadığı sosyomekansal ayrışmaların benzerinin Suriyeli mülteciler geldikten sonra Suriyeliler üzerine yoğunlaştığını gördüm. Bu gözlem beni göç ve sosyal ayrışma çalışmasına yönlendirdi. Göç ve sosyal ayrışma çalışmasını yaparken etnokültürel kimliklerin birbirlerini dışladığı bir yapının ortaya çıktığını düşündüm. Dolayısıyla çalışmayı ikinci evresinde doğrudan doğruya nöbetleşe dışlanma üzerine odaklanan bir araştırma yaptık. Neden Mersin? Çünkü biz özellikle literatürde Mersin'i konuşurken Mersin için küçük bir Türkiye diyebiliriz aslında. Yani etnokültürel çeşitliliği, sosyomekansal bölünmüşlüğü ya da ekonomik yapısı açısından baktığımızda kentin ekonomik yapısı, sosyal yapısı, kültürel, toplumsal yapısı açısından baktığımızda mikro bir Türkiye olduğunu aslında söyleyebiliriz. Dolayısıyla Mersin'de olan ya da Mersin'de gerçekleşen hemen her türlü olay ve olguların Türkiye'ye yayılma hızının son derece güçlü olduğunu geçmiş yıllarda zaten sürekli gördük. Bu nedenle örneklem grubu olarak örneklem araştırma yeri olarak da Mersin'i seçtik. Şimdi bütün bu araştırmalarda baktığımız zaman özellikle sosyal dışlanma söylemini harekete geçiren temel mekanizmanın etnokültürel gerekçeler olduğunu gördük özellikle araştırmalarda. Yani insanların birbirlerini dışlama gerekçelerinin etnokültürel kimliklerini yaftalayarak gerçekleştirdiklerini
gördük. Ama baktığımız zaman bunun çok da böyle olmadığını söylememiz gerekiyor. Biraz sonra onları konuşuruz. Ama baktığımızda yine Mersin çok kültürlü bir kent, çok kimlikli bir kent. 90'lı yıllarda göçü travmatik olarak yaşayan bir kent. 90'lı yıllarda işte yüz binlerce Kürt göçmenin zorunlu olarak geldiği bir kent. Az önce saydığımız göçün mekansal ve toplumsal yapıya etkilerini bizzat en derin hücresine kadar yaşayan bir kent. Gecekondulaşması, mekansal ayrışması, toplumsal yapısındaki sosyo-kültürel bölünmeleri ya da baktığınız zaman işte yeri geldiği zaman sosyal çatışmalara sahne olması, kültürel kimlikler üzerinden sosyal çatışmalara sahne olması Mersin'i aslında bizim için bir laboratuvar haline getirdiğini söyleyebiliriz aslında. Türkiye hocam 2018'den beri aslında bir ekonomik kriz içerisinde. Bu meselenin bir yanıyla bunun etkisi altında da olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sürekli şu mit var. Göçmenler, mülteciler, Suriyeliler kim derseniz geldiler ve bizim işimizi aldılar. Şimdi gerçeklik nedir hocam? Bunu gündelik dilde kullanılmış haliyle söylemek istiyorum. Çok tanıdık çünkü bu mit diyorum. Çünkü bunun gerçekliği ne kadar var bilmiyoruz. İş gücü buna ilgili çalışmalar var tabii ki çokça. Suriyeli mülteciler iş gücü piyasasına nasıl dahil oldular? Ve hocam Türkiye'nin ekonomik yapısını nasıl etkilediler? Mersin sahası üzerinden soruyorum tabii ki bunu. Şimdi baktığımız zaman mülteciler doğrudan doğruya aslında istihdam piyasasında mecburen yer almaları gerekiyordu. Emek piyasasında yer almaları gerekiyordu. Dolayısıyla ilk olarak mültecilerin özellikle kitlesel göçlerde mültecilerin ya da göçmenlerin geldikleri kentte ya da ülkede doğrudan doğruya istihdam piyasasında yer edinebilmeleri gerekiyor. Barınma sorunlarını halletmeleri gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde az önce söylediğimiz gibi en formal çözümlere yöneldiklerini görüyoruz. Yani bu Türkiye'de 50'li yıllarda da oldu, 60'lı yıllarda da oldu, 80'lerde de oldu, 90'larda da oldu. Yani iç göçlerde de oldu. Türkiye'nin aldığı dış göçte de bu. Dolayısıyla aynı sonucun ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Evet, ekonomiye, Suriyeli mültecilerin ekonomi etkilerine baktığımızda özellikle 3 farklı boyutuyla tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Birincisi az önce söylediğim gibi emek piyasasında yer almalarını ortaya çıkan sonuçlar emek piyasasına girmeleriyle kitlesel 4 milyon ki bunların %90'dan fazlasının aktif nüfus olduğunu yani çalışabilir nüfus olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor. Bunların emek piyasasında bir potansiyel olarak yer alması. İkincisi 4 milyon kitlesel nüfusun yarattığı enflasyonist etki muhakkak ki gözden kaçırılmaması gereken bir boyut ve nihayetinde maalesef özellikle her fırsatta göçmen karşıtlığı için dillendirilen ya da mülteci karşıtlığı için dillendirilen mülteciler için şu kadar para harcandı, işte bizim bütçemizden bu kadar para harcandı gibi tartışmalar. Bu tartışmalar özellikle ekonomik kriz dönemlerinde çok daha derin yaralar açmak. Neden? Çünkü insanlar özellikle ekonomik kriz dönemlerinde yoksullaşıyorlar ve bu yoksullaşmalarının nedeni olarak doğrudan doğruya göçmenleri ya da mültecileri sorumlu tutuyorlar. Yani doğrudan sorguladıkları alan göçmenler ya da mülteciler üzerine yoğunlaşıyor. Türkiye'de de bu böyle oldu. 2011 yılından itibaren bugün işte sayısı 4 milyon üzerinde olan mülteci nüfusunun Türkiye'nin 81 iline yayılması ve orada doğrudan doğruya istihdam piyasalarına yönlenmeleri istihdam piyasasında çok ciddi bir rekabet yarattı. Ve bu rekabet göçmen ve mülteci işçiler için sadece çalışma şartlarının daha kötülüğüne, daha olumsuz çalışma şartlarına kabul ederek yapabilirlerdi. Nitekim bunu yaptılar. Bu sadece bize has bir uygulamada değil. Dünya geneline baktığınızda göçmen ve mültecilerin çok yoğun olduğu yerlerde bunların istihdam piyasasında yer alabilmeleri için tek bir çözümleri var. Ucuz iş gücü,
daha kötü çalışma şartlarında, daha yüksek çalışma sürelerinde çalışmaya razı olmaları. Türkiye'de de aynen böyle oldu. Suriyeli mülteciler buna razı oldular. Az önce söylediğim mekanizmaya razı oldular. Bu bugün Türkiye'nin sadece bugün yaşadığı bir durum değildi. 1990'lı yıllardaki zorunlu Kürt göçünden sonra Türkiye'nin batısındaki kentlerde de aynı sürecin yaşandığını söyleyebiliriz. Yani 90'lı yıllarda Kürtlerin yaşadığını 2011 yılından sonra Suriyeli mültecilerin yaşadığını söyleyebiliriz bu boyutta. Yine önemli boyut bence ki yine biraz sonra üzerine basarak sıklıkla tekrarlama gereği hissedeceğim. Sınıfsal boyuttaki ayrışma dinamiklerinin farklılığını özellikle neden olan bir boyut enflasyonist etki. Özellikle Suriyeli göçmenlerin, mültecilerin sınır kentlerinde yarattığı enflasyonist etki, işte yüz binlerce mültecinin sınır kentlerindeki konut ihtiyacını gidermek için ev tutmaları ya da konut almaları ya da birdenbire ekonominin içerisinde yer alıp talep yaratma boyutunu gündeme getirmeleri çok ciddi bir enflasyonist etki yarattı. Bu da doğal olarak önemli nokta şuydu, burada da reel ücret düşüşüne neden oluyordu. Yerli çalışanlar açısından baktığımızda bu reel ücret düşüşü insanların sosyal dışlanma dinamiklerini harekete geçirebilecek faktörlerden önemli bir tanesiydi. Ve nihayetinde son boyut, hükümet yetkililerinin sıklıkla Suriyeli mülteciler için 10 milyar dolar harcadık, 20 milyar dolar harcadık, 30 milyar dolar harcadık ve nihayetinde bugün 40 milyar doların üzerindeki rakamlardan bahsediyorlar gibi söylemlerinin sıklıkla basında yer alması, bunun üzerine mülteci karşıtlarının, göçmen karşıtlarının bunu özellikle sosyal medyada birer linç kampanyalarına dönüştürmeleri ekonomik kriz dönemlerinde çok daha derin sosyal dışlama dinamiklerini harekete geçiren faktörler olarak karşımıza çıktığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz aslında. Burada dışlanma dinamiklerinin sınıfsal konuma göre değiştiği vurgusu yapabilir miyiz? Bununla ilgili eklemek istediklerimi zaten tam bu noktadan bahsediyoruz. Aslında ben de kitapta tam da bunu ifade etmeye çalıştım. Nöbetleşe dışlanma kavramı özellikle sosyal göç ve sosyal dışlanma üzerine kurulu bir yapının olduğunu, bu yapının da harekete geçiren sosyal dışlanma dinamiklerinin sınıfsal konuma göre farklı gerekçelerle gerçekleştiğini vurguladım. Müsaade ederseniz hani Marksist yazında alt sınıf, orta sınıf ve üst sınıf diye sınıf katmanlarının sınıfsal yapının olduğunu biliyoruz. Ben de Nöbetleşe Dışlanma kitabında sınıfsal konuma göre gerekçelerin farklılaştığını ifade ettim. Özellikle alt sınıfa baktığımız zaman sosyal dışlanma gerekçesi olarak deyim yerinde ise sadece ekmek kavgasının yer aldığını görüyoruz. Biliyorsunuz özellikle Türkiye gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde en formal ya da kayıt dışı istihdamın çok yoğun olduğunu, bu kayıt dışılığın en formal istihdamı besleyen önemli mekanizmaların da önemli bir mekanizmanın da Marx'ın yedek iş gücü ordusu dediği göçmenlerden oluştuğunu biz ne yapıyoruz biliyoruz. Dolayısıyla burada alt sınıf özellikle en formal piyasada yerli ya da daha önce göç etmiş göçmen grupların da en formal piyasada konumunu kaybetmeme çabası, göçmen ve mültecilerin de, yeni gelen göçmen ve mültecilerin de en formal piyasada ya da istihdam piyasasında bir şekilde karınlarını doyurabilecek geliri elde etmek için bir yer bulma kavgası aslında. Dolayısıyla bu kavga şöyle gelişiyor müsaade ederseniz. Şimdi Mersin'de biliyorsunuz tarım, narenciye ya da işte serbest bölgesinden tutun, limanından tutun bir sürü çalışma alanı gayet geniş. Turizm, ticaret, tarımın bir arada yer aldığı bir kozmopolit, ekonomik açısından da kozmopolit bir kent pozisyonunda. Bir örnek vermek gerekirse mesela narenciye bahçelerinde daha önceki göçmen gruplarından
işte 70 lira günlük yemeye çalışan bir Kürt göçmenin Suriyeli mülteciler geldikten sonra Suriyeli mültecilerin orada yer bulabilmesinin en temel faktörü, az önce söylemiştim, rekabeti sadece daha ucuz çalışma ücreti ve daha kötü çalışma şartları üzerinden sağladığının altını çizmiştik. Suriyeli gelince ben 40 liraya çalışırım diyor. Şimdi üretici ya da bahçe sahibi ya da sermayedar, her ne dersek, daha tabii kar oranını artırmak için daha ucuz iş gücünü tercih ediyor. İş gücünün kendi arasındaki bu bölünmüşlük doğrudan doğruya sermayedar ya da işte bahçe sahibi, ne diye adlandırırsak ona, bir ne diyelim, bir kar oranını artırıcı bir pozisyon sunuyor. Dolayısıyla daha önce 70 liraya çalışan kişi ya daha kötü şartlar altında çalışmaya razı olup kendi ücretini düşürecek, çalışma süresini arttıracak ya da yerini Suriyeli mültecilere bırakacak. Dolayısıyla en formal piyasada varlığını sürdürmenin sosyolojik bir tepkisi olarak değerlendiriyorum ben alt sınıfların dışlama dinamiklerini. Maalesef ki bu durum, yani geçtiğimiz yıllarda işte romanların ya da Kürtlerin bir duygudaşlık içerisinde olmaması ya da az önce sizin sözünü ettiğiniz gibi empati içerisinde yer almaması Suriyeli mültecilere karşı dışlanma dinamiklerini harekete geçiren en önemli faktörlerden, en önemli kavramlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü işsiz kalmasının ya da daha kötü şartlar altında çalışmaya razı olmasının sorumlusu olarak sermayedarın emeği sömürmesi üzerinden değil, Suriyeli mültecilerin etnokültürel kimliği üzerinden gerekçelendir. İşte bu da alt sınıfın sosyal dışlama dinamiklerini harekete geçiren önemli mekanizma. Ben Suriyeli mülteciler nedeniyle işsiz kaldım. Ben Suriyeli mülteciler nedeniyle daha kötü çalışma şartlarında çalışmaya razı oluyorum diyor. Oysa burada karlılığını arttıran doğrudan doğruya sermayedar. Yani sermayedar üzerinden sorgulama sağlanmıyor ama baktığımız zaman mülteciler üzerinden gerekçelendirmenin yapıldığını görüyoruz. Bunu alt sınıf olarak belirtebiliriz. Bir de orta sınıf açısından baktığımızda az önce sözünü etmiştim zaten. Birincisi enflasyonist etki, ki o beyaz yakalılar üzerine konumlaşıyor. Yine Marksist geleneğe baktığımızda orta sınıfı esnaf ve beyaz yakalılar olarak tanımlar Marksist literatür. Esnaflar açısından baktığımızda iki boyutun karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada biliyorsunuz dünya genelinde göç alan, özellikle kitlesel göç alan coğrafyalarda göçmen ya da mülteciler belirli bir süre sonra etnik ekonomilerini yaratırlar. Bu yarattıkları etnik ekonomiler doğrudan doğruya aslında işte yerli esnaflar açısından baktığınız zaman bir rekabet unsurudur, kar düşüşüdür ve özellikle vurgulanan süreç, Türkiye'de de bu böyleydi. Kayıt dışı yasal süreçlerden mahrum kalarak vergi ödemeden işte esnaflık yapıyorlar gibi söylemlerdi. Biliyorsunuz bu sosyal medyada sıklıkla dinlendirilmişti bu mevzu. Sıklıkla dinlendirilmişti işte biz dükkan açıyoruz, vergi ödüyoruz, onu ödüyoruz, bunu ödüyoruz ama Suriyeli mülteciler dükkan açıyorlar, işte vergi ödemiyorlar gibi bir takım söylemler vardı. Bunların tabii ki az önce sözünü ettiğim gibi tamamen bir gerekçe olarak değerlendirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla esnaflar açısından baktığımızda kar oranlarındaki düşüş, ortaya çıkan rekabetten dolayı kar oranlarındaki düşüş esnafların dışlama dinamiklerini harekete geçiriyordu. Bir de beyaz yakalılar var biliyorsunuz. Beyaz yakalılar açısından baktığımızda az önce sözünü ettiğim enflasyonist etkiden en fazla etkilenen grubun yine beyaz yakalılar olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Sabit maaşla çalışıyorlar. Ortaya çıkan talepteki artış buna neden oluyor. Talepteki artıştan dolayı fiyatlar artıyor. İşte konut fiyatları artıyor, kira fiyatları artıyor. Ürünlere olan talepten dolayı fiyatlar artıyor. Ve
sabit maaşların reel ücretlerinde bir düşüş ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben daha fazla kira ödüyorum. Suriyeliler geldi, Suriyeli mülteciler geldi. Onlar işte bütün evleri tuttular. O yüzden ev kalmadı. Çok pardon, fiyatlar artıyor gibi söylemlerin oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla konut fiyatlarındaki artış, kira fiyatlarındaki artış, yaşamlarını idame ettirdiklerindeki artış, fiyatlardaki artışın sorumlusu olarak yine mültecileri sorumlu olarak görüyorlar. Yine ben burada bir araya, müsaadenizle bir araya gitmek istedim. Buyurun. Sizin anlattıklarınızın aslında farklı sınıfsal konumlarda dışlama dinamiklerini harekete geçen ön plana çıkan faktörlerin farklı olduğunu görüyoruz. Ama çok aslında önemli bir şey söylediniz hocam bütün söyledikleriniz arasında. Ekmek kavgasında biriken öfkeyi doğru olarak nereye işçi sınıfının şu farklı kademeleri diyelim, nereye yönlendirecekler? Bütün bu medya yapısı içerisinde, bütün meselenin tamamıyla yapısal olmayan analizler üzerinden değerlendirdiği bir ortamda tabii ki direkt Suriyeli mültecilere ya da sonradan gelen kimse ona yönlendirme durumunu görüyoruz çokça maalesef. Tabii, sırasında... bakın buraya bir parantez açalım. Suriyeli mülteciler de bugün yaşadıklarının benzer sürecini karşılaştıkları alanlarda Afgan mültecilere karşı evet, yapıyorlar. Evet, evet. Dolayısıyla nöbetleşe dışlama zincirinin halkalarının günden güne artacağını söyleyebiliriz burada. Ki hocam şurada aslında şunu da belirtmek lazım. Afgan mülteciler muhtemelen tarihsel olarak baktığımızda Suriyeli mültecilerden daha önceden beri İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye geliyorlar. Özellikle Van sınırı üzerinden. Çünkü biliyoruz ki Afganistan zaten yıllardır hiçbir zaman oturmuş bir devlet olmadığı için orası da geçiş bölgesi ve bütün neredeyse bölgedeki dinamiklerden etkilenen bir alan maalesef. İstanbul'da da çeşitli yerlerde araştırmalar yaptığımızda semt bile verebilirim. Yeni Kapı'ya baktığımızda mesela Afgan mültecileri çok fazlasıyla görüyoruz. Ve daha önce gelmelerine rağmen Suriyeli mültecilerin tırnak içerisinde iş gücü piyasasına tutunması kadar da tutunabilmiş değil aslında Afgan mülteciler ilginç bir biçimde. Kitlesel yoğunluk burada devreye giriyor. Evet, evet hocam. Sizin dediğiniz gibi kendi etnokültürel piyasalarını oluşturmaları meselesinde Afgan mülteciler Suriyeli mülteciler kadar entegre olabilmiş değiller. Benim yani düz gözlemim evet, bu yönde. Evet. Yani aslında kapitalist sömürü ilişkilerinin yeni dönemde aldığı biçimi görüyoruz biz. Ama mevzu hiçbir zaman buraya yönlendirilmiyor. Ve hocam bu yani şöyle düşünülüyor aslında. Artık dünyada ulus devlet sınırları üzerinden ne kadar bakabiliriz meseleleri? Uzun zamandır böyle değil. Bu göçler ki savaşlar sebebiyle, ekonomik sebeplerle ve artık iklim sebebiyle de çok ciddi kitlesel göçleri göreceğimiz yeni bir dönem yaşıyoruz. Salgın sürecinde ne kadar ki içe kapanma yaşatsa da belki bu iklim değişiklikleri sebebiyle belki ulus devlet sınırları değişecek ve çok daha kitlesel göçler göreceğiz. Tam da hocam sizin kitabınızdaki bir bölüme lafı getirmek için bu mevzuya girdim. Yani artık ne kadar vatandaşlık hukuku üzerinden değerlendirebiliriz bir arada yaşama hallerimizi? Çünkü hocam siz dediniz ki alt sınıflar daha çok ekmek kavgası üzerinden, ekonomik olarak benim alanımı daralttı meselesi üzerinden bakıyor. Peki sadece ekonomi üzerinden mi sosyal dışlanma yaşıyor ki biz görüyoruz ki muhtemelen öyle değil. Vatandaşlık tartışmaları ve sosyal dışlanma kavramlarını birlikte düşündüğümüzde hocam sizin sahanız bize ne söylüyor? Müsaade ederseniz bu sınıflardan bir de üst sınıfı söylersem çünkü oradaki sömürü ilişkileri açısından en önemli noktalardan bir tanesi de o. Oradan vatandaşlık hukukuna bağlayalım. Şimdi üst sınıf açısından baktığımızda iki boyut ortaya çıkıyor. Bakın üst sınıf özellikle göçmen ve mülteci ilişkileri sömürebildiği noktalarda olumladığını görüyoruz. Bu bizim araştırmamızda da ortaya çıkıyor. Göçmen iş gücü özellikle üst sınıfın biliyorsunuz sermayedar kesimin sömürdüğü bir boyut. Dolayısıyla sömürebildiği boyutta olumladığını görüyoruz. Bir de az önce sözünü ettiğim gibi özellikle tüketim artışında yaşanan o enflasyonist etkiden kar oranını artıran yine sermayedar. Dolayısıyla üst sınıf. Dolayısıyla üst sınıf mültecileri ya da göçmenleri sömürebildiği noktada olumladığını görmekteyken özellikle gündelik yaşam pratikleri ve yaşam kültürü açısından baktığımızda kendi sermaye grubuna ait göçmen ve mültecileri de dışladığını görüyoruz. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Yani benim kar oranımı düşürecek bana sermayenin kendi arasında rekabeti arttıracak bir yapılanmaya giden Suriyeli sermayedarlar benim için
öteki pozisyonda dışlanmayı hak eden pozisyonda diye düşünürlerken alt sınıfta olan ya mültecileri sömürme noktasında olumladıklarını görüyoruz. Hocam burada şunu sormuştum. Esnaflardan farklı bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Biraz önce örneğin ondan farklı. Çünkü önemli bir nokta ve üzerine çok da düşünmedik. Yani Suriyeli sermayedarı kendisine rakip olarak görüyor anladığım kadarıyla. Tabii. Ama Suriyeli işçileri çalıştırmayı tabii ki daha ucuz emek olduğu için olumlu. Aslında aynı kitle. Tabii aynen öyle. Zaten bu boyut göçün ya da mülteciliğin başladığı ilk yıllarda sıklıkla dile getirdi. Dönemin başbakan yardımcılarından işte Veysi Kaynak ya da yine halen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Fatma Şahin'in söylemleri bunu çok net ortaya kayıyordu. Yani Kahramanmaraş için, Gaziantep için, Adana için bulunmaz nimet pozisyonunda bu mülteciler. Çok ucuza fabrikalarımız çok ucuza işçi çalıştırıyor diyorlardı. Ama bu çalıştırılan çok ucuza işçilerin kimlerin yerini aldığı boyutu hiç tartışılmıyor. Dolayısıyla bu ucuza çalışmanın sosyoekonomik boyutu yani yerliler açısından sosyoekonomik boyutu hiç tartışılmıyordu. Sadece sermayenin kar oranını arttırılması üzerinden tartışılıyordu. Dolayısıyla sosyal dışlanma dinamiğini harekete geçiren temel mekanizmanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de vatandaşlık hukuku açısından bakıldığında özellikle Suriyeli mültecilerin aslında bu çerçevede Türkiye'de doğrudan doğruya devlet algısının da bu üst sınıfın Suriyeli mültecilere bakışı noktasında benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz belki. Çünkü biliyorsunuz çok sınırlı sayıda bir vatandaşlık verildi Suriyeli mültecilere ve yapılan tanımlama da genelde şuydu. Biz işimize yarayan Suriyelilere vatandaşlık veriyoruz. Yani ben ülkemde kullanabileceğim sayıda küçük bir elit bir tırnak içerisinde bir Suriyeli'ye vatandaşlık bahşedeceğim. Onun dışındakiler Türkiye'deki vatandaşlığı kanunen, hukuken hak etmelerine rağmen alamayacaklar boyutuydu. Çünkü biliyorsunuz çok subjektif değerlendirmeler de mevcut bu vatandaşlık tartışmalarında. Dolayısıyla bu vatandaşlık neden önemli aslında? Az önce sizin de sözünü ettiğiniz kültürel bütünleşme için, uyum için, katılım için, kayıt dışılıktan kurtulup belki kayıt altına alınabilmek için, katılımcı yönetim için, siyasal söz sahibi olabilmek için bunların hepsi için aslında önemli boyutta olduğunu söyleyebiliriz bu vatandaşlık boyutunun da. Müsaade ederseniz biraz da bu araştırmanın derinliklerinden bahsedelim. Tabii hocam, buyurun. Tabii ki. Varsa bir başka bir sorunuz? Yok hocam, siz devam edin. Ben sorularımı ileteceğim. Şimdi kitaba baktığımızda kitabın iki boyutlu bir araştırmaya sahip olduğunu görüyoruz. İlk boyutunda Suriyeli mültecilerle yapılmış bir derinlemesine görüşmeler mevcut. Suriyeli mülteciler Türkiye'de sosyal dışlanmalara maruz kaldıklarını, özellikle istihdam piyasasında sömürüldüklerine dair durumlarını ifade ediyorlardı. Yoksulluk içerisinde kaldıklarını, özellikle gündelik yaşamda Suriyeli mültecilerin ağırlığının artmasından akabinde sosyal dışlanmaların çok daha arttığını belirten söylemleri vardı. İlk boyutta bunu ele aldık. Suriyeli mülteciler dışlandıklarını söylüyorlardı. Peki kentin yerlileri ne diyordu? Kentin yerlileriyle yaptığımız görüşmelere baktığımızda gerçekten de Suriyeli mültecilerin söylediğini onayan bir görüntü ortaya koydular. Baktığımız zaman kentin en önemli sorunu ne diye sorduk. Suriyeliler dediler. Toplumsal açıdan olumsuz gelişmeler yaşandı mı bu kent? Evet, yaşandı. Suriyeli mülteciler çok yoğun olarak geldi dediler. Kentte asayiş olaylarında artış yaşandı mı dediler. Evet, Suriyeliler sürekli asayiş olaylarına neden oluyorlar gibi söylemlerde bulundular. Yine Suriyeli göçünü nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan, siyasal açıdan ciddi bir sorun olarak değerlendirdiler. Peki kentteki sosyo-mekansal ayrışma görünüyor, hissediliyor. Bunun nedeni ne diye sorduk. Yine Suriyeliler dediler. Yabancı hissetme nedenleriniz nedir bu kente kendiniz dedik.
Suriyeliler çok fazla dediler. İşte gündelik yaşamda baktığınız zaman kendinizi güvende hissediyor musunuz diye sorduk. Hayır, güvende hissetmiyorum çünkü her taraf Suriyeli kaynıyor, Suriyeli dolu, Suriyeli mülteci dolu dediler. Şimdi Mersin bu söylemlere yabancı bir kent değildi. Çünkü 90'lı yıllarda aynı soruları ya da benzer soruları biz yine kent genelinde sorduğumuzda cevap göçmenleri işaret ediyordu. Bütün cevaplar Kürt göçmenleri işaret ediyordu. İşte Mersin Kürt göçüyle bozuldu. İşte Mersin'de asayiş olayları arttı çünkü Kürtler geldi. İşte bizim kentin ekonomisi bozuldu çünkü Kürtler geldi. Ben işsiz kaldım çünkü Kürtler geldi gibi söylemler vardı. Özellikle Romanların Kürtlere karşı çok ciddi bir tepkisi vardı. Çünkü en formal istihdam piyasasında en kötü şartlarda çalışmaya razı olan Romanlarken Kürtlerin göçünden sonra Kürtler OPAS'ta ortak olmaya başladı. Suriyeli mültecilerin gelişinden sonra Suriyeli mülteciler de OPAS'ta ortak olmaya başladı. Ve işte kentin yerlileri ya da göçle gelip daha kente yerleşikleştikçe kendilerini kentin yerlisi gibi hissedenler hep birlikte Suriyeli mültecileri dışlamaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Suriyeli mültecilerle herhangi bir benzerliğimiz yok. Suriyeli mültecilerle sosyoekonomik ilişkilerden kaçınmamız gerekir. Biz onları sevmiyoruz, onlara güvenmiyoruz. Dolayısıyla onlarla hiçbir şekilde mekansal birliktelik istemiyoruz gibi söylemler ortaya çıktı. Nitekim baktığınızda ben Mersin'de bir dairede, bir sitede bir daireye bakmaya gitmiştim. Satılan bir daireydi. Yönetici önüme bir sözleşme koymuştu. Ya da satıcı, yönetici demeyelim. İleride daireyi satarsanız asla Suriyeli mültecilere satmayacaksınız diye bir sözleşme bana dayanmaya çalışmıştı. Dolayısıyla Suriyeli mültecilerle mekansal birlikteliğe dahi tahammülü olmayan bir boyuta gelmiş. Yaklaşılamak boyutu. Yani aslında hocam mültecilere toplaşmaya iten bir süreç yaşanmış anladığım kadarıyla. İstanbul'da evet. Hocam Suriyeli mülteciler ilk gelmeye başladıklarından beri 2011 yılında aslında ilk savaş başladığı süreçte ilk başta ben de İstanbul'da Alibeyköy'de ikamet ediyorum. Halep'ten ilk Suriyeli mültecilerin geldiği yerlerden birisiydi. Ve aslında sizin söylediğinizin aksine aynı mahallede bir arada yaşam 2011 yılından beri başladı. Çocuklar oldukça, büyüdükçe ve Türkçe öğrenmeye başladıkça aslında ben kendim kişisel olarak ufak ufak temas etmeye başladım. Çünkü bir dil bariyeri vardı en başta. Komşunuz ama aslında birbirinize sadece kafayla bile selam vermediğiniz bir grup insan gibi. Ya ben bunu çok gözlemliyordum kendi mahallemizde de. Özellikle büyüklerime soruyorum. Neden hiç temas etmiyorsunuz? Örneğin kadınlarla. Yani hiç mi bir ortak noktanız yok? Diyelim Müslümanlık üzerinden bile bir ortak nokta kuramıyorsunuz. Yani hiç düşünmemişler bile. Çünkü ben hocam çok küçük bir anekdot sizden vakit çalarak bunu söylüyorum. Ben kendi aileme şunu söylemiştim. Yani Kur'an okumaları yapıyorsunuz mesela. Mevlütler veriyorsunuz. Yani oraya da mı çağırmıyorsunuz? Çünkü onların ana dilinde okuduğunuz bir şey zaten. Bunu bile hiç düşünmemiş olmaları bana çok ilginç gelmişti ki yıllardır da böyle. Ama belki 2011 yılında baktığınızda savaş mağduru, din kardeşi ya da Osmanlı'dan gelen tarihsel bir birliktelik olan bir toplumdan bahsediyoruz. İlk başta Suriyeli mültecilere karşı bu az önce sözünü ettiğim faktörlerden dolayı bir yakınlık hissi kısmen vardı. Ama süreç içerisinde gündelik yaşamda ağırlıkları artınca, istihdam piyasasında daha görünür olunca, ekonomiye etkileri özellikle basında sıklıkla vurgulanınca ya da hükümetin şu kadar milyar dolar harcadık gibi söylemleri sıklıkla vurgulanınca Suriyeli mültecilere karşı olan sempati antipatiye doğru dönüştü. Antipati sosyal ayrışmaları ortaya çıkardı ve sosyal ayrışmaların da gideceği yer nihayetinde sosyal dışlanmalardı. Bu sosyal dışlanmalar meydana geldi. Bu zaman zaman toplumsal çatışmalara evrildiğini de yine biz görüyoruz. Basından takip ediyoruz. Biliyorsunuz bir sürü kentte işte Suriyeli mültecilerle kentin yerleri arasında işte çatışma herhangi bir nedenden dolayı çatışma meydana geldi. İşte öyle oldu böyle oldu gibi nedenlerden dolayı toplumsal çatışmaların da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu boyut zaten sosyal dışlanmalardan sosyal dışlanmaların önemli bir sonucu olarak literatürde yerini almaktadır.
Hocam Türkiye'deki çok gerçekçi bir atasözü, misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez derler. Aynen öyle. Özellikle bu Aynen. misafir söylemi zaten, şimdi ben şöyle görüyorum hocam, hani savaştan kaçan, sizin de dediğiniz gibi tırnak içinde kaçanı da Suriyeli mülteciler. Şimdi ilk orada bir duygudaşlık kurmak belki daha doğaldı, daha olabilirdi, empati kurmak en azından. Ki ben o noktada bile çok fazla empati kurulabildiğini açıkçası çıplak gözle görmedim. Ama hocam sonrasında bu olgu aslında kabul edilmemekle alakalı. Son sorumu buraya bağlayarak sormak istiyorum. Şimdi bu bir gerçeklik, dünyanın bir gerçekliği. Ve dünyada döngüler böyle devam ettiği sürece de aslında dediğim gibi bir teritoriyel egemenlik alanında hiçbir zaman zaten tek bir ulus yaşamamış ama artık bunun bu şekilde yaşayamayacağımız bir gerçekliği var. Şimdi hocam Türkiye'nin işçi sınıfına baktığımızda Suriyeli mültecilerde bunun çok önemli bir paydaşı aslında. Bunun üzerine çalışma yürüten, göç üzerine çalışan, başta Ercüment Akdeniz'e selam olsun olmak üzere özellikle buraya vurgu yapan çalışmalar var. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Sizin çalışmanızdan aslında tam tersine ne çıktı? Bununla ilgili elimizde bir veri var mı? Türkiye işçi sınıfının bir paydaşıysa mülteciler, bu dayanışma nasıl örgütlenmeli? Yani sosyal dışlanmadan nasıl kurtulabiliriz? Ve aslında meselenin merkezinde Suriyeli mülteciler değil de başka sömürü ilişkileri var. Mevzusu nasıl anlatılabilir, nasıl yaşanabilir hocam? Çok büyük ve zor bir soru soruyorum. Ama böyle önemli bir Estağfurullah. sahayı derinlemesine yıllarca incelemişsiniz hocam. Kullandığınız kavramın tam tersinde bir arada yaşamak nasıl mümkün olabilir? Buna dair yorumlarınızı sadece merak ediyorum hocam. Şimdi burada şöyle bir okuma yapmak lazım belki ya da bir zihin jimnastiği yapmak lazım belki. Bu ayrışmalara neden olan mekanizmayı yaratan ne? Ben kitabımda şunu söylüyorum. Bu ayrışmalara neden olan mekanizma kapitalist sistemin yarattığı üretim ilişkileri, bölüşüm ilişkileri ve tüketim ilişkileri. Dolayısıyla kapitalist sistem özellikle üretim ilişkilerinde yaratılan değere el koymak için ya da kâr oranını arttırmak için ne yapar? Ucuz iş gücüne ihtiyacı vardır. Bu ucuz iş gücünü de kendi arasında bölerek, değersizleştirerek ne yapar? Kâr oranını arttırmaya çalışır. Dünya geneline baktığımızda göçmen ve mülteci ilişkiler, bu mülteciler bu ilişkiler içerisinde ne yazık ki en dip seviyede yer almaktalar. Yani dünya genelinde en ucuz, en fazla sömürülen, en ucuz iş gücüdür, en fazla sömürülen iş gücüdür. Bu Amerika'da da böyledir, bu Avrupa'da da böyledir, bu Asya'da da böyledir. Bu ülkemizde de bu böyledir. Dolayısıyla sermayenin yarattığı yapay ayrışmalara düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Ortada sınıf birliğiyle beraber sermayenin kendi sınıf çatışmasını ortaya çıkmaması ya da tartışılmaması için ürettiği yapay ayrışmaları ortadan kaldırılması gerekir. Örgütlü mücadele gerekir. İş gücünün kendi arasında birleşmesi gerekir. İş gücünün siyahı, beyazı, kimliği, Kürdü, Türkü, Arabı, Çinlisi ya da Hispani olmaz, Latini olmaz. İş gücü iş gücüdür. Sınıf çatışmasında bu sömürüyü sağlayan mekanizmayı harekete geçiren sermayedir. Dolayısıyla mücadelenin yönlendirilmesi gereken boyut doğrudan doğruya sermaye boyutudur diye düşünüyorum. Bu anlamda işçi sınıfının, emekçi sınıfının ya da dezavantajlı grupların, sömürülen grupların birleşmesi tabii ki bu süreci ortadan kaldırabilecek önemli mekanizmaları harekete geçirebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Elinize sağlık. Yayınımıza katıldınız ve bu güzel eseri bizim için değerlendirdiniz. Ben teşekkür ediyorum böyle bir imkan sunduğunuz için. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Politika Akademi'nin bu haftaki bölümünde Doçent Doktor Mim Sertaç Tümtaş hocamızı ağırladık. Nöbetleşe Dışlanma, Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü başlıklı eseri inceledik. İyi pazarlar. Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. Geldi geliyor derken iklim değişikliği karşımızda. Küresel sıcaklık ortalaması görülmemiş bir hızla artıyor. Sanayi üretiminde kullanılan enerji ciddi miktarda sera gazı emisyonu oluşturuyor. Sanayi emisyonlarını en çok artıran sektörlerden biri ise plastik. Kullanat diye tabir ettiğimiz plastiklere baktığımızda işte
bardaklar var veya işte tek kullanımlık yemek kapları var, tek kullanımlık pipetler var. Maalesef Türkiye'de plastik sektörü, plastik üretiminin sürekli teşvik edilmesi, sürekli savunulması ve bunun için ciddi bir lobi ve iletişim çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Çin plastik atık ithalatını yasaklayınca plastik atıklarını yurt dışına göndermek isteyen ülkeler Türkiye pazarını keşfetti. 2019 yılında Türkiye'ye sadece AB ülkelerinden 582 bin ton plastik atık geldi. Almanya'ya gittiğinizde, İngiltere'ye gittiğinizde sokaklarda hiç çöp görmüyorsunuz. Müthiş bir düzen var. Herkes çok bilinçli. Ama bir bakıyorsunuz işte Adana'da büyük tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda Almanya'dan işte o nizami olarak toplanmış çöplerin artıklarını görebiliyorsunuz, kalıntılarını. Şimdi burada sormamız gereken soru şu: Adana çok mu pis? Almanya çok mu temiz? Almanya'nın çöpü Almanya'da değilse Almanya temiz olmuş oluyor mu? Bu kuş yuvasını tesadüfen bulduk. Ağaçtan düşmüş. Çoğunlukla dal parçalarına benzeyen yapıdaki plastik iplikleri toplamış kuş ve kendisini bu yapmış. Bakın, bugün incelenen neredeyse her 10 kuş yuvasının 9'unda plastikle karşılaşmak mümkün.